Şu an bulunduğumuz yer Kırşehir Organize Sanayi Bölgesi. İlimiz Kırşehir'de bulunan organize sanayi bölgesi büyümüyor. Bununla birlikte diğer şehirlere baktığımız zaman organize sanayi bölgesinin büyüdüğünü görüyoruz. Ankara ve Kayseri arasında sıkışan ilimiz Kırşehir'e yatırımcılar neden yatırım yapmıyor? İşsizlik sayısının her geçen gün arttığı ilimiz Kırşehir'de organize sanayi bölgesine iş istihdamı sağlanıp bu bölge geliştirilerek yatırımcılar yatırım yapılabilerek bu sorun ortadan kalkabilir. Bu sorunun ortadan kalkmasıyla birlikte ilimiz Kırşehir'de iş sorunu aslında ortadan kalkabilir. Siyasetçileri ve iş adamlarını Kırşehir ilimizde organize sanayi bölgesinde yatırım yapmak için çağrıda bulunuyoruz. İlimiz Kırşehir'de organize sanayi bölgesinde yatırımlar yapılsa da arkamda görmüş olduğunuz görüntülerdeki gibi bu yatırımlar yarım bırakılıp terk ediliyor. Buradan Kırşehirli iş adamlarına sesleniyoruz. Gelin hep birlikte Kırşehir'imizi güçlü bir hale getirip işsizlik sorununa bir son verelim ve organize sanayi bölgesine yatırım yapalım. Neden garip, yoksa sende karalı mısın? Usta türkücü Neşet Ertaş'ın türküsünde dediği gibi ilimiz Kırşehir garip mi kaldı? 1924'te Kırşehir'e Avanos, Çiçek Dağı, Hacı Bektaş ve Mucur bağlanmıştı. 1944'te Kamanda ilçe haline gelince, Kırşehir'in ilçe sayısı 5 olmuştur. 20 Temmuz 1954 tarih ve 6.429 sayılı kanun, Nevşehir il, Kırşehir'i de ona bağlı bir ilçe haline getirmişti. İlimiz Kırşehir geçmişinde böyle talihsiz bir olay yaşanmıştı. Acaba bu talihsizlikler devam mı ediyor sorusu kafaları karıştırmaya devam ediyor. Daha dün il olan Kırıkkale ve Aksaray'ın organize sanayileri büyüyor, şehirleri her geçen nüfus yönünden artıyor. Çok değil, daha bundan 2 ya da 3 yıl önce milletvekili sayımız 2'den 3'e çıkarılmıştı ki, Kırşehir halkı bu sevinci yaşayamadan 2 gün sonra milletvekili sayımız tekrar 2'ye düşürüldü. Ankara ve Kayseri arasında sıkışmış Kırşehir sanayisi neden hiçbir zaman büyümedi? İl sınırımız olan Kırıkkale ve Aksaray illeri neden her geçen gün organize sanayileri büyürken, biz yerimizde sayıp daha birinci organize sanayimizi dolduramadık sorusu aklımıza birçok soruyu gündeme getiriyor. Ankara'da, İstanbul'da ve daha birçok büyük ilimizde zengin Kırşehirli iş adamlarımız var. Acaba bu iş adamlarımız Kırşehir'e neden yatırım yapmıyor sorusu kafaları karıştırmıyor değil. İlimiz organize sanayi bölgesine yapılacak her yatırım iş istihdamı sağlayacak, ilimiz Kırşehir daha da büyüyecek. Acaba ilimiz Kırşehir'in büyümesini istemeyenler mi var? Maalesef bu sorunun cevabını bilen yok. Haberimizin başında dediğimiz gibi Neşet Ertaş'ın bir sözünde çığırdığı gibi, neden garip garip ötersin bülbül, yoksa sende bahtı garalı mısın? Acaba ilimizin bahtı garalı mı?